Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kazanım tadında sorular bir test arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım. Yukarıda verilen satırlardaki sayılara göre diyor. İkinci satırdaki sayıların toplamı ile birinci satırdaki sayıların toplamı yani bütün sayıların toplamını kastetmiş oluyor arkadaşlar. Yapalım. Bakın arkadaşlar eksi, al, eksi 1 6 daha Eksi 7 yapacaktır. O artı 7'yi götürecektir. Artı 5 ile artı 4 toplarsak artı 9 eksi 8'den. Bakın yönleri ters olduğu için çıkaracağım 1. Cevabımız Bursa olmuş olur. Ya da birinci satır toplarsınız. Eksi 5. İkinci satırın toplamı 6 toplamı artı 1 olmuş olur. Gelelim ikinci soruya. Yukarıda verilen sayı doğrusunda modellenen işlemin sonucu ile evet yani sonucu sonucu bakın işlemler yukarıda yapılmış sonuç aşağıda bakın sıfırdan eksi 4 e yani sonuç eksi 4 demek. Sonucu ile yani eksi 4 ile aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu aynı çıkar diyor. Bakalım. Bakın eksi 8 artı 5 Yönleri ters olduğu için çıkaracağım eksi 3. Eksi 5 artı 4 Yönleri ters olduğu için çıkaracağım eksi 1. Artı 8, eksi 4 yönleri ters olduğu için artı 4 arkadaşlar. Eksi 4 değil. Bakın burayı yaparsam burası eksi 6. Eksi 6 artı 2 yönleri ters olduğu için eksi 4. Yani cevabımız bursa olacaktır. Aynı sonuç B şıkkında da vardır. Üçüncü sorumuza baktığımızda arkadaşlar yukarıda özel tasarlanan dart tahtalarına üçer atış yapıp her bölüme birer atış isabet ettiren 3 arkadaşın aldığı puanların küçükten büyüğe doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir diyor. Her bölüme birer atış yapmış isabettirmiş yani her bir puandan birer tane almış. O zaman eksi 4 ile eksi 2 toplarsak eksi 6. Eksi 6 ile artı 3'ü toplarsak eksi 3 olur ters işareti çünkü. Eksi 3 ile eksi 6'yı toplarsak eksi 9. Artı 10 ile eksi 9 toplarsam artı 1 alır Ali. Bakın önce aynı işaretleri topluyorum. Eksi 2 ile eksi 6'yı toplarsam eksi 8. Eksi 8 sekiz. ile artı 3'ü toplarsam eksi 5. Yani en düşük puanı alan eksi 5 ile Ahmet. Pardon. Ee, küçükten büyüğe demiş ama büyükten küçüğe sıralamış arkadaşlar. Burada bir yazım hatası var. Neyse biz şıkların durumuna göre bak baktığımızda en büyük Ali'yi en büyük Ali. Sonra Ayşe. Ali Ayşe. Evet doğru cevap. Bursa olacaktır arkadaşlar. Ama burada bir yazım hatası var arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru değil. Büyükten küçüğe doğru demesi lazım. Oraya dikkat edin. Evet gelelim. Dördüncü sorumuza. En büyük negatif tam sayı. Arkadaşlar negatif sayılar. Eksi bir. Eksi iki eksi 3 şeklinde sonsuza kadar gider. Bunların en büyüğü en sağda olan eksi 1'dir. Yani en büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. İle iki basamaklı en küçük tam sayı. İki basamaklılar arkadaşlar artı 99'dan 10'a bir de eksi 10'dan eksi 99'a kadardır arkadaşlar. Bunların hepsi iki basamaklıdır. İki basamaklı en küçük yani en solda olan eksi 99'dur o da. E bunları toplarsan eksi ile eksi 99 toplarsan işaretler aynı olduğu için eksi 100 olacaktır. Cevabımız D şıkkıdır. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. İki basamaklı en küçük tam sayı eksi 99'dur. Toplamı da eksi 100'dür. Beşinci sorumuza bakalım. Biraz büyüteyim daha net görelim. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlış verilmiştir diyor. Bakalım. Bakın önce ben Aynı işaretler toplamayı tercih ediyorum. Bakın 13. Eksi 3 ile 13'ü toplarsak yönleri ters çıkaracağım. Doğru. İşleme sonucu doğru. Bakın artı 4 ile artı 9 da burada artı 13. Artı 13 ile eksi 4'ü yönleri ters çıkaracağım. Doğru. Bakın arkadaşlar artı 11 ile artı 1'i toplasak artı 12. Artı 12 ile eksi 12 birbirini götürecek sıfır olması lazım. Yanlış arkadaşlar. C şıkkı hatalı. D şıkkına baktığımızda D şıkkı tam sıfır çıkıyor. Doğru arkadaşlar. D şıkkı. Gelelim. Biraz küçülteyim. Evet. Altıncı soruya. Fatih, Zeynep ve Elif. Üzerinde sayılar yazılı. Balonlardan hangilerini patlatırsa kalan balonlardaki sayıların toplamları eşit olur. Diyor arkadaşlar. Evet. Normalde bakalım arkadaşlar. Bakın şunlar birbirini götürür. Burası 12 çıkar. Şurası bakın 10 bir 24 çıkar. Burası ee, 15 eksi 15 eksi 2 15 evet. Bunların eşitliğinden ne yapamayız? Bahsedemeyiz arkadaşlar. Değil mi? Bunların eşitliğinden bahsedemeyiz. Ancak bazıları patlatılırsa yani iptal edilirse şıkları deneyelim arkadaşlar. Şuradan eksi 10'u şuradan 23'ü şuradan da eksi 8'i iptal etsek. Bakın arkadaşlar 30 25 olur. Olmaz arkadaşlar. Eşitlikten bahsedemeyiz. Yani A şıkkı kesinlikle olmaz. B şıkkı eksi 5'i patlatsak 4'ü patlatsak Eksi 8'i patlasak. Bakalım arkadaşlar. 30 20 oluyor. Şurası 29 20 oluyor. Evet. Ee, 8 13 20 evet. Eşitlikten rahatlıkla bahsedebiliriz. Doğru cevap B şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. 20 de eşitleniyor. Gelelim 7. sorumuza. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın Önce aynı işaretleri toplamakta bir fayda var arkadaşlar. Bakın artı 1 ile artı 9 toplarsak artı 10 olur. Eksi 10 artı 10 Bakın şurada şu ikisini toplarsak eksi 14. E bununla bu zaten birbirini götürür arkadaşlar. Cevabımız Bursa eksi 14 olacaktır. Sonucumuz. Ben genelde önce aynı işaretleri toplamayı tercih ederim. Daha hızlı olması için sonuca gidilmem için. Evet. Gelelim 8. soruya. Yukarıda verilen şemaya göre K yerine aşağıda girelim. Hangisi gelmelidir diyor. Bakın arkadaşlar. Eksi 12 ile eksi 6'nın toplamı nereye yazılacak? Buraya yazılacak. Yani eksi 18. Yönler aynı çünkü. Artı 20 ile eksi 6'nın toplamı yönleri ters çıkaracağım. 15 artı Eksi 18 ile artı 15'in toplamı yönleri ters çıkaracağım. 3 ama eksi 3. Doğru cevap Bursa arkadaşlar. Gayet kolay bir soru. İşaretlere dikkat etmeniz yeterli arkadaşlar. Gelelim 9. sorumuza. 9. Eksi 49 sayısının toplama işlemine göre tersi yani ters işaretlisi artı 49'dur. Değil mi? Göt. Eksi 49'da artı 49 da artı 49'u toplarsak sonuç sıfır eder. Artı 21 sayısının toplama işlemine göre tersi o da eksi 21'dir. Ve yönler ters olduğuna göre çıkartmamız lazım. 49'dan 21'i çıkarırsam 8, 2. Güçlünün işareti yani artı 28 Aşık. şıkkı olacak. Yönleri tersse güçlüğün işaretini sonuca koyarız. Gelelim 10. sorumuza. Yukarıda verilen işlemlere göre A artı B artı C işleminin sonucu kaçtır diyor. Bakın C'yi bulmak için B'ye ihtiyaç var. var B'yi bulmak için A'ya ihtiyaç var. Önce A'yı bulmamız lazım. Önce bakın burayı toplarsam eksi 8 artı 2 ile eksi 8'i toplarsak yönler ters 6 eksi 6. A yerine eksi 6. E, A eksi 6 olunca şuraya da yazayım. Eksi -6 ile eksi -12 yönleri aynı topladım eksi -18. E'de -18 oldu. D -18 olunca bakın yönleri ters çıkardım 10 eksi. E bakın bunların hepsinin eksi olduğuna göre toplayacağım. Eksi -6 eksi -18 daha eksi -24 eksi -24 eksi -10 daha eksi -34 bursa. Gördüğünüz gibi tek tek önce A'yı bulmak gerekiyor. A'yı bulmadan B'yi bulamazsınız. Gelelim 11. soruya. Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen işlem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın arkadaşlar yukarıdaki turuncu renkle yapılanlar işlem kırmızı renkli ise sonuç. Yani sonucumuz ne olacak? Eksi 4 olacak. Yani kafadan aşık olması mümkün değil. Peki sıfırdan işleme başlamış. Nereye gidilmiş? Artı 2. Yani artı 2 ile başlaması lazım. Bakın cevap çıktı. Sonra... 1, 2, 3 ileri gidilmiş artı 3. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 geriye gidilmiş. Yani eksi 9 doğru cevap. Bursa 10. Gayet kolay bir soru. Gelelim. 12. soruya. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın gene ben aynı işaretleri toplayarak başlayacağım. Eksi 18, eksi 3 daha, eksi 21 artı 5 artı 9 daha artı 14. Şimdi bakın yönler ters. 21'den 14'ü çıkarsam 7 güçlüğün işareti hocam. Eksi 7. Gayet kolay. 13'e bakalım arkadaşlar. Aşağıda sayı doğrularında gösterilen işlemlerden hangisi aynı işaretli tam sayıların toplamını gösterir diyor. Yani ikisi de ya sağa gidecek ya da ikisi de sola gidecek arkadaşlar. Ters tarafa gitmeyecek. Bakın önce sağa gidip sonra sola gitmiş olmaz. Önce sola sonra sağa gitmiş olmaz. Önce sağa sonra gene sağa. İşte aradığımız. Önce sola sonra tekrar sola sonra sağa gitmiş. Bu da olmaz arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan olacaktır. Gayet kolay bir soru. Gelelim sayma pullarıyla modelleme sorusuna. Bu da çok kolay aslında arkadaşlar. Bakın 14. Yukarıdaki sayma pulları ile işte aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar? Bakın. Elimizde ne varmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve artı 10 ve 1, 2, 3, 4. Eksi 4 var. Artı 10, eksi 4. Artı 10, eksi 4. Toplanınca bakın birbirini götürmüş. Ters işaretler birbirini götürür. Sonuç artı altı olmuş. Evet doğru cevap. Bursa'dan başka bir şey olamaz arkadaşlar. Gayet kolay. Artı onun üzerine. Eksi dört konulmuş. Başka da bir şey değil. Gelelim 15. sorumuza. Esra 1 ve 2. yoncalardaki sayıların toplamını eşit hale getirmek istiyormuş. Buna göre yoncalardaki hangi sayılar yerlerini değiştirmelidir diyor. Bakalım arkadaşlar. Bakın şurayı toplarsak eksi 8 artı 17 değil mi? Artı 9 oluyor. Şurayı toplarsak 17, 25, 21. Evet arada fark var. Bakın artı 9 ile artı 21 gibi. 21 9'u toplasam 30. 2'ye bölsem 15. Bunlar 15 ile eşitlenebilir arkadaşlar. Yani değil mi? 15'te eşitlenmesi lazım. Evet. Peki. Arkadaşlar. Ee, a evet. Şurası küçük arkadaşlar. Değil mi? Burası ise büyük. Yani büyük sayıyı vermesi gereken bu. Küçük sayı alması gereken birinci birinci önce küçük sayı vermeli. Yani bunları vermemeli. İkinci önce ise büyük sayı vermeli. Yani bence yorumlattığımda bakın cevabın değişik olması gerekiyor. Niye? Bakın şu eksi 3'ü verse şu da eksi 3 buna geçse 8 buna gelse ne olacak? Bakalım 10, 25, 20 olacak. Bakın arkadaşlar 17 17 evet 10'a düşecek. Olmayacak. Hayır. Eşitlenmeyecek arkadaşlar. Evet. Yorumladık ama olmadı. Peki deneyelim. Bu 15'i verdi. Bu 10'u aldı. 10 buraya geçti. 15 buraya geldi. Bakalım arkadaşlar. Bu zaten 12, 8 çıktı. 4 kaldı arkadaşlar. Evet. Eşit olması mümkün değil. A şıkkı gitti. 2 ile 8'in yerindeyiz. 8 buraya gelse. 2 buraya gelse. Bakın arkadaşlar şu 8 götür. 15 olur. Bakın 17, 19, 15. Evet. ikisi de 15 oluyor. Cevabımız B şıkkında eşitlenmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Bu da doğru arkadaşlar. Neden doğru? Yorumumuz doğru. Çünkü bak İkinci önceden büyük sayı, birinci önceden küçük sayı vermiş oluyoruz. Evet doğru. Cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Gelelim son soruya arkadaşlar. 16. Yukarıdaki verilen işlemlere göre K ve L sayılarının toplama işlemlerine göre terslerinin toplamı kaçtır? Diyor. Önce K'yı bir bulalım sonra toplama tersini buluruz arkadaşlar. Bakın önce burayı topladım. Eksi 8. Burayı topladım. Artı 11 artı k eşittir 0. Bakın burayı toplarsam ne olur? Artı 3 olur. Artı 3 neyi toplarsam 0 olur. Tabii ki eksi 3. Yani k eksi 3'müş. Aynı şekilde şurayı toplarsam eksi 10. Artı 5 artı l eşittir 0. Bakın şurayı toplarsam eksi 5. Eksi 5 neyi toplarsam 0 olur artı 5. Demek ki bu da artı 5. Şimdi gelelim terslerine. Eksi 3'ün tersi artı 3'tür arkadaşlar. Artı 5'in tersi eksi 5'tir. Toplarsak yönleri ters çıkaracağım. 2 eksi. Doğru cevap D şıkkı olacak. K eksi 3'müş. Toplama işlemine göre tersi artı 3 olacaktır. L artı 5'müş. Toplama işlemine göre tersi eksi 5 olacaktır. Toplamda eksi 2 olacaktır. Dersimiz burada bitti arkadaşlar.